Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Massev Yayınları Matematik Soru Bankası Test 16'nın sorularıyla dersimize devam edelim. Sevgili gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Evet birinci sorumuzda 5 üstü 3 üstü ifadesinin değeri kaçtır diyor. Gençler burada 5'in 3. kuvvetini hesap ederken tabandaki gençler sayı 3 defa tekrarı çarpıyoruz. Yani 5 çarpı 5 çarpı 5 demektir. Buradan da 3 tane 5'in çarpımı 125'e eşittir. Ve c şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet ikinci soruyla devam edelim gençler. Evet, i̇kinci soruya geldiğim zaman aşağıdaki üst ifadeler hangisinin değeri eksi 16'dır demiş. A'ya geldiğim zaman 4'ün eksi 2. kuvvetinde kuvvetteki eksiden kurtarmak için tabanımızı ters çeviriyoruz. Bakın 1 bölü 4'ün karesi olarak gençleri düzenliyoruz. Burada 4'ün karesi 16 olduğu için bu 1 bölü 16'ya eşittir. O halde A seçeneği sorumuzun yanıtı değildir. Eksi 2'nin 4. kuvvetini gençler burada 4 çift sayı ve parantezin dışında olduğu için 13 artı 16'dır. Evet B'ye geliyorum. Eksi 4'ün karesine yine gençler kare burada. Çift sayı olduğu için sonuç artı 16'dır. Evet D'ye geldiğimiz zaman eksi 16'nın birinci kuvvetinde bir tek sayıdır gençler. Ve burada sonuç eksiden kurtulmaz. Ve eksi 16 yanıtını denizli seçeneğinde işaretleriz. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim aşağıdaki kutularda yazan üstü ifadelerin değeri pozitif olanların bulunduğu kutu mor renge boyanacaktır. Buna göre boyama sonucu oluşan görünüm hangisidir? Yani burada pozitifleri belirleyeceğiz. Bakın eksi 1'in 5. kuvveti gençte 5 tek sayı olduğu için bu sayı eksidir. Eksi 1'in 6'sı gençler eksi 1'in 6. kuvveti 6 çift sayıdır ama parantez olmadığı için gençler sonuç eksidir. Bir üstü eksi 7 gençler tabandaki sayımız pozitif olduğu için bu sonuç artıdır. Yani burayı boyayacağım gençler. Eksi 1'in 8. kuvvetinde parantezin dışında gençler 8 yani çift sayı olduğu için sonuç artıdır. Eksi 1'in 9. kuvveti gençler negatif kalır. Evet burada da öncelikle eksi 1'in 10. kuvveti artıdır. Bakın önde bir tane daha eksimiz var. Eksi ile artıyı çarparsak sonucumuz eksidir. O halde gençler bakın burada 2 tane artımız var. Evet buradaki sayıları boyamamız gerekir. Bu, 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 görünümü de A seçeneğinde görüyorum. Evet devam edelim. A'yı gösterelim. Ve 3. sorumuza geçelim. A eksi 5 için 3 üstü A ifadesinin değerini istiyor. Ya işte burada 3 üstü A'da A gördüğüm yere eksi 5 yazarsam 3'ün eksi 5. kuvveti kuvveti eksiden kurtarmak için et evet, kesir olarak 1 bölü 3'ün 5. kuvveti yazıyorum. Buradan gençler 1 bölü 3'ün 5. kuvveti de evet, 243'e eşittir. 1 bölü 243 yanıtı C şıkkında doğru yanıt olur deriz. Evet devam edelim. Evet, 5. sorumuzda x üstü y 64 eşitliğine göre gençler burada x ve y yerine yazılabilecek tam sayılar hangisi olabilir? Gençler i̇şte burada x gördüğüm yere eksi 4 Y gördüğüm yeri 4 yazarsam. Yani şunu uygularsak. Eksi 4'ün 4. kuvveti. Arkadaşlar artıya döner bu. 4 çift olduğu için. E 4'ün 4. kuvveti 256'dır. Bakın A seçeneği eğlenir. Evet, eksi 2'nin 5. kuvveti dersem. Burada gerçi 5 tek sayı olduğu için sonuç eksi kalır. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Evet, eksi 32 olduğu için B'ye eleriz. 4'ün eksi 3. kuvveti. Bu veteki eksiden kurtarmak için bunu biz 1 bölü 4 üzeri 3 yazarız. Bu da 1 bölü 64'e eşittir. Ve evet, C'de gider gençler. Eksi 8'in karesi dersem. Evet burada gençler kare çift olduğu için artıya dönecek. 8'in karesi 64 diyor. O halde gördüğünüz gibi denizi seçeneği x ve y yerine gelecek sayılar olabilir deriz. Evet devam edelim 6. sorumuza geçelim. 6 soruda aşağıdaki eşitliklerde doğru ise d, yanlış ise y tarafı harfinin yazılı olduğu oklar takip edilecektir. Buna göre ulaşılması gereken çıkışta, evet çıkışta yazan üst ifadenin değerini istiyorum. Şimdi gerçi 1'in eksi 3'üncü 1 bölü eksi 3'un 4. kuvvetim. Şöyle yazalım gerçi 1 bölü eksi 3'un 4. kuvvetim. Evet buradan gerçi eğer değerini hesap edersen 1 bölü eksi 3'un 4. kuvvet 4 çift olduğu için Sonuç artıya döner ve 1 bölü 81'dir. 9 üzeri eksi 2'ye baktığımız zaman eksiden kurtulmak için gerçekten 1 bölü 9'un karesi yazarız. Buradan bu da 1 bölü 81'dir. Gördüğünüz gibi bu ifadenin eşitliği doğrudur. O halde burada doğru izleyeceğim ve sol tarafa geleceğim. Eksi 16'nın karesine bakalım. E, kare çiftleri gençte sonuç artıya döner. 16'nın karesi 256'dır. 2'nin e, 8. kuvveti gençler. Bu da artı 256'dır. Demek ki buradaki ifade de doğrudur. Bakın doğru olduğu için. Evet eksi 5'in 0. kuvvetine geliyorum. Evet parantez olmadığı için gençler sonuç eksi olacak. 5'in 0. kuvveti 1 yapar. Eksi 1 sonucuna ulaşırız. Bunu da Bursa seçeneğinde işaretleriz. Evet 6. soruyla evet bitirdikten sonra 7. sorumuza geçelim. Evet, olduğuna göre m artı n'nin değerini istiyor. Arkadaşlar burada evet, 2 üstü m'yi aynen yazdım. 1 bölü 256 yazalım. Arkadaşlar 256 2'nin 8. kuvveti demekti. 1 bölü 258 yazıyorum. Bakın 2 üstü m olduğu için tabanları eşitleyeceğiz. Yani bu 2 üstü 8'i evet, pay kısmına çıkartırsam 2 üstü eksi 8 olarak çıkar. Buradan gençler tabanlar eşit olduğu için m'nin değeri eksi 8'dir deriz. M'ye eksi 8 olarak yazdık. Evet, 1 bölü 7 üstü n'e geldik. Burada da gençler 343 sayısını 7'nin kuvveti olarak düşünürsem 7'nin sevgili gençler 3. kuvvetidir. Evet, 1 bölü 7 üstüne eni gençler 7 üstüne yukarı çıkarmayacağım. Bu sırada 7 üstü 3'ü paydaya indireceğim. Bakın buradan ne yaparız gençler paydaya inerken kuvvet değişir. Kuvvetin işaretini eksi 3 yazdım. Burada 1'ler eşit 7'ler eşitse Gördüğünüz gibi n'in değeri eksi 3 eşittir. Bizden bu ikisinin toplamını istedi. Eksi 8 ile eksi 3'ü topluyorum. Ve eksi 11 olur. Ulaşacağımız sonuç A seçeneğinde yer alır diyorum. Evet devam edelim. Böyle 8. sorumuza geçelim. Aşağıdaki üst ifadeler hangisinin değeri en büyüktür diyor. Gerçekten bakın burada eksim. 15'in 3. kuvveti 3 tek olduğu için sonuç eksidir. Evet. B'ye geldiğimiz zaman gençler bakın öncelikle eksi 20'nin 3. kuvvetini alacağım. Buradan eksi bir sayı gelir. Yani bu eksi 20'nin 3. kuvveti gibi düşünebiliriz. Buradan gençler önünde hatta şöyle yapalım. 3. kuvveti hiç almayalım. Buradan gençler eksi bir sayı gelir. Önde de eksi olduğu için 2 eksiyi çarparsak bu artıya döner. Yani aslında bu evet artı 20 üzeri 3'tür gençler. Evet 20 üzeri 3. 20'nin karesi zaten 400'dü. 420 çarparsak da şöyle 8'in sonucuna elde ederiz. Peki buraya geldiğimiz zaman gençler bakın bu 1/ bölü şeklinde yazıldığı için bu basit kesir olarak kalır. Basit kesirler biliyorsunuz gençler 0 ile 1 arasındaydı. E zaten burada eksiği gördüğüm için bu da negatif bir sayıdır. O halde gördüğünüz gibi 8000 sayısıyla evet buradaki Bursa seçeneğindeki sayımız evet diğerlerinden büyüktür diyoruz ve bunu da Evet B seçeneğinde işaretlemiş oluyoruz. Evet devam edelim. 9. soruda aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Gerçi burada payla paydadaki sayı yer değiştiriyorsa işaret değişir. Bakın 4 bölü 11'i evet, 4'ü paydaya 11 pay kısmına çıkardığım zaman 2 gençler eksi 2'ye döner. Bu ifade doğrudur. Evet, B'ye geldiğim zaman gençler 1 bölü 5 'üste eksi 3'ü. Evet kuvvetteki eksiği gençler bakın şöyle yukarı çıkartırsam bu 5 üstü 3 demektir. Bu da 125'e eşittir. Gençler bakın burada eksi 125 dediği için evet Bursa seçeneği yanlıştır diyoruz. Evet 125 deseydi doğru olacaktı diyelim. Evet 10 üzeri eksi 4'ü gençler payda indirsem 1 bölü 10'un 4. kuvveti yapar. Bu da gençler 1 bölü 10 eşittir. Evet bu ifade doğrudur burada da gençler sayılarımızı sadeleştirebiliriz. Bakın 25 bölü 100 üzeri eksi 3. Bunu 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvvet diye düşünürsem. Evet gençler eksiden kurtarmak için sayımızı ters çevirdiğimiz zaman 4 üzeri 3 yapar. Bu da 64 demektir gençler. Bakın 64'e eşittir. Yani D de doğrudur diyoruz. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Evet işleminin sonucu. Sonucunun sonucun 7 ile bölümünden kalan kaçtır diyor gençler. Evet arkadaşlar sayılarımız küçük sayı olduğu için değerlerini hesap edelim. 2 yazdım. 2'nin karesi 4. 2'nin 3. kuvveti 8. 2'nin 4. kuvveti 16. Buradan toplayacak olursam 16, 20, 28, 30. 30'u gençler 7'ye böldüğümüz zaman kalanı istiyor. 30'un 30 içerisinde 7 4 kere var. 4 kere 7, 28. 30'dan 28 çıkartırsak Kalanı 2 olur ve C şıkkı da doğru yanıt olur diyelim. Evet devam edelim. Evet işlemin sonucu kaçtır demiş gençler. Öncelikle bakın eksiden kurtulacağım. 2 üzeri eksi 1'i 1 bir bölü 2 üzeri 1 olarak yazıyorum. Eksi bu parantez içerisinde 3 üzeri eksi 1 de gençler 1 bölü 3'ün birinci kuvveti yazdım. Kuvveti eksi 3'ümüz var. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü gençler şöyle yazalım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. çıkarma işlemini yapabilmek için gençler evet, paydaları eşitleyeceğiz. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişleteceğim. O 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 kuvvette eksi 3'ümüz var. Gençler 3'ten 2'yi çıkartırsam 1 bölü 6'nın eksi 3. kuvveti. Evet kuvveteki eksiden kurtulursak da kesri ters çeviririz. 6 üzeri 3 eşittir. Bunun da değeri 216 demektir gençler. Ve denizli seçeneği de burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 12. sorumuzda aşağıda bir depoda bulunan su miktarı gösterilmiştir. 500 litre suyun olduğunu göstermiş. Bu depodan önce litre cinsinden mümkün olan en fazla miktarda 3'ün pozitif tam sayı kuvveti kadar su kullanılıyor. Evet ardından e depoya litre cinsinden 5'in 1 pozitif tam sayı kuvveti kadar su ekleniyor. E buna göre son durumda depoda bulunan litre cinsinden su miktarı hangisine eşit olabilir diyor. Şimdi gençler öncelikle 3'ün kuvvetlerini düşünelim. Bakın 3'ün birinci kuvveti 3. Üç. 3'ün 3'ünün gençler ikinci kuvveti 9. 3'ün üçün üçüncü kuvveti 27. 3'ün dördüncü kuvveti 81. 3'ün beşinci kuvveti gençler 243. 3'ün 6. kuvveti sevgili gençler 729 yapar. Bakın 729 litreyi alamam gençler bunu. Evet 500'den fazla olduğu için elemem gerekiyor. Evet mümkün olan mümkün olan gençler en büyük sayıda en yani suyu alacağız. Yani burada 3'ün kuvvetlerinden 243 litreyi alacağız. Yani 500'den 243'ü çıkaracağım gençler. Çıkardığımız zaman 257 litre su kalacak diyoruz. Peki üzerine ne yapacağım gençler? 5'in Evet bir pozitif tam sayı kuvveti kadar su ekleyeceğim. Normalde 5'in kuvvetlerine baktığım zaman 5'in birinci kuvvetini ekleyebiliriz. Yani 5 litre ekleyebilirim. 5'in karesini ekleyebilirim. Yani 25 ekleriz gençler. 5'in üçüncü kuvveti eklenebilir. Gençler 5'in dördüncü kuvvetini ekleyemeyiz. Çünkü 257'den fazla olur gençler. Bakın 257 litrelik boş kısım var. Evet. Burada kalan su 257 idi gençler. 243 litrelik boş kısım var. Evet 625 litre eklenemez. O halde ben 257'ye 5 litre eklersem evet, içindeki su ne olabilir gençler? Bunu hesap edeceğiz. Buradan 262 olabilir. Bakın seçenekler de yok. 257'ye 25 litre eklersek gençler 75 daha 12 elde var. 1, 5, 7, 1 de elde 8. Bir de 2 var. Evet, 282 litre gençler seçenekler de yok. 257'ye 125 litre ekliyorum. 75 daha 12 elde var. 1, 5, 7, 1 de elde 8. 3, 1 daha pardon 2, 1 daha 3 gençler. Evet bakın burada 382 litreyi bulmuş oldum gençler. Evet Bursa seçeneği de burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 13. soruda işlemin sonucu hangisidir? Diyor gençler 0 tam 10'da 2'yi. Sevgili gençler 10 darak sayı geldiği zaman mutlaka kesirli hale getirip sadeleştirelim. Bakın bu 2 bölü 10'un 3. kuvveti demektir. Ya 2 bölü 10'u sadeleştirsek 1 bölü 5'in 3. kuvveti olur. Verilenlere baktığım zaman gençler bunu göremiyorum. O halde kesiri ters çevirirsek kuvveti de eksiye çeviririz. Bakın 5 üstü eksi 3 yanıtını C şıkkında doğru Yanıt olarak görürüz. Evet gençler bu soruyla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.